Euzubillahimineşşeytanirracim. Bugünkü konumuz Kalbin Zümrüt Tepelerinden Berk, Zevk ve Ateş. Üç tane konuyu beraber okuyacağız. Berk biliyorsunuz şimşek manasında tandır İngilizcesi. Kur'an-ı Kerim'deki ayet ise Ra'd Arapçası. Ra'd suresi var. Şimşek suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Lügat manası itibariyle şimşek sözcüğüyle karşılayacağımız Berk, hak yolcusuna yolun ilk merhalelerinde tecelli eden bir nurdur. Yani vuslat yolunda mutlaka bir şimşek çakar. Bir Berk nuru mutlaka vuslat yolcusu görüyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayet, Hazreti Musa bir adam öldürüp de Mısır'dan ayrıldığında artık yalnız bir prens, kimsesiz, dağ tepe taş dolaşıp da bir nur, bir yardım eli aradığında bir ışık görüyor, bir berk görüyor. O ateşe doğru, o nura doğru yönünü çeviriyor. Orada işte Kur'an-ı Kerim böyle anlatıyor. Bir şimşekin vuslat yolcusunun yoluna çıkması. Bir davetiye görüyor. İşte öyle bir nurdur ki kurp salikler için ilk davetiye sayılır. Ehl-i hakikat tecelli-i berkiyeye Kur'an-ı Kerim'de değişik usluplarla ele alınıp ifade edilen sana Musa'nın haberi geldi. Hani o bir ateş görmüştü. De ailesine hele siz durun da ben bir ateş gördüm demişti. Hazreti Musa bu ateşi Taha suresinde geçiyor. Mealinde irtibatlandırma kuracak olursak böyle bir ışık çakmasının peygamberler için bir nübüvvetin, bir peygamberlik işareti, veliler için de vilayetin mebdeyi, başlangıcı sayılır. Hazreti Musa bir hayat yolculuğunda 15 yıl çobanlık yaptı Şuayb peygamberin yanında ve Şuayb peygamberin iki kızıyla evlendi ve bir aile sahibi oldu. 15 yıl tedrisattan geçti bir peygamberin ocağında ve iki kızıyla evliydi. O zamanlar Yahudi şeriatinde İki bacıyı aynı anda nikah altında almak caizdi. Peygamber Efendimiz bunu kaldırdı. O tarihte Musa Aleyhisselam'ın bulunduğu devirde bu normaldi. Sosyal norm olarak. İki tane bacıyla evliydi. Şuayb peygamberin iki kızıyla evliydi. Ve çoluk çocuk sahibi olmuştu. Ve artık Şuayb peygamberden ayrılma vakti gelmiş. Mısır'a doğru yola çıkmıştı. Ailesiyle, kervanla yola çıkmıştı. Ve bir ışık gördü. O ışık işte Musa'nın Cebrail'i gördüğü an. Cebrail Aleyhisselam bir ışık nur olarak indi ve o ateşle tanıştı. Peygamberlik verildi kendisine. Mısır yoluna revan olduğunda peygamberlik verildi. Hazreti Musa Şuayb peygamberle beraberken, çobanlık yaparken peygamberlik verilmedi. Orada eğitim görüyordu. Şuayb peygamber yaşlanmıştı, artık yola saldı, artık dedi senin yolun Mısır'dır. Yuvana, vatanına dön, orada tebliğ et diye Şuayb peygamber şifayı olarak ona bir yol vermişti, yani icazet vermişti, artık benden alacağın hiçbir şey kalmadı diye izin vermişti. Allah-u Teala da Cebrail'i gönderip yoluna bir ışık olarak, bir şimşek berk olarak çıktı, artık davetiye kesindi. Ustad yolcusu Musa peygamber oldu. Hakikat yolundaki seyahatin, bu tabii peygamberlik bitti, veliler için bu ışık onun velayetinin başlangıcıdır. Hakikat yolundaki seyahatin ilk adımlarını iman, amel-i salih ve yakaza teşkil ettiğinden, bakın bu çok önemli, altını çiziyorum tekrar, iman, salih amel ve yakaza. Yakaza belki başka kitaplarda göremezsiniz. Burada Hoca Efendi yakaza diyor. Yakaza
rüyada değil, gözü açık iken görülen halüsinasyon değildir. Delirium veya bir illüzyon değildir. Fanilerle gözü açık iken tanışmadır. Bir insanda iman var olabilir. Bir insanda salih amel olabilir. Ama yakaza yoksa, yani gözü açık iken ruhanilerle veya daha önce yaşamış arketip kahraman veli evliyalarla görüşmüyorsa, yakaza olarak velayet yolu açılmamış demektir. Bir insanın veli mi, deli mi olduğunu böyle anlıyorsunuz. Yakaza görüşmesi gerekiyor. Yani iman etmesi, salih amel işlemesi yeterli değil. O berk nuru, ışığı, ateşi işte ona bir davetiyedir. Berke ilk hakiki adım denmesi doğru olmasa da onu amele göre değil de ahvalin ilk adımlarından biri olarak kabul edip izafi bir evveliyet verebiliriz ve bir başlangıç kabul edebiliriz. Berk'le vecd arasındaki fark nedir? Vecd huzuru hane-i halvette bulunmaktır. Yani zaten harem dairesine mahreme girmiş, Allah'ın mahremine girmiş, mahrem dairede bulunuyor ve orada aşkı, iştiyakla vecde geliyor. O zaten o dairenin içinde. Berk ise haremi, harime, mahrem olma adına duhula girme izin esnasında tecelli ediyor. Yani vize, giriş davetiyesi. Bir mahrem daireye siz girebilmeniz için vizeniz olması gerekir. Giriş izniniz olması gerekir. Elinizde pasaportta vize yoksa hiçbir ülke sizi almıyor, değil mi? Mahrem daire de aynı. Allah'ın mahrem dairesine girebilmeniz için sizin mutlaka o berk ışığını, ateşini görmeniz gerekiyor. Davetiye bu. Ve yakaza görmeniz gerekiyor. Bakın, Hazreti Musa yakaza görmüştü. Bütün evliyalar yakaza görmüştür. Mahrem dariye, Allah'ın haremi harimine giriş izlidir bu. Tecelli eder bu. Bu itibarla da vecd, hal nurlarından şirk ve kalak salar insanın gönlüne. Salar da talepte bulunur ve her bin mezit der, daha yok mu der. İşte insanın vecd hali ve nuruyla, bu nurlarla ki vedüttür bu nurun sahibi, aşk vermesiyle aşka şekil gelip de daha yok mu diye gözünü ufuklara salması, kalak deniyor buna da. Ahvalde de terakkiye davettir, daha da gelişmesi gerekiyor. Vecd içinde olması onun terakki ettiğini göstermiyor. Bir insan sekr haline, vecd haline girebilir. Bir zikir halkasına girer, o anda coşar. Vecde gelir, o halkadaki insanlarla beraber kalbinde öyle bir hal hisseder ki Allah'a kendisini çok yakın hisseder. Ama o daimi kalıcı değildir. O halkadan, daireden çıktığı anda o huzurdan o vecd halini kaybeder. Sahabe efendilerimiz peygamberimize şöyle soru soruyorlardı. Diyorlardı ki senin huzur hanende biz sohbeti canına girdiğimizde kendimizden geçiyoruz, dünyayı unutuyoruz ve ruhani bir iklimde, bir atmosferde cennete gidiyoruz. Sanki cennette oturup sohbet ediyoruz. Öyle bir hava, atmosfer var peygamberimizin hanesinde. Fakat biz o haneden, ki peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de yaşıyordu, kendi ehli de, eşleri, çocukları ve oradakiler de mescidin hanesinde odaları vardı. Peygamberimizin evi mescitti. Yani Mescid-i Nebevi peygamberimizin eviydi. Orada yaşıyordu. Oradan çıktıklarında sahabeler o hallerini kaybediyorlar. Tekrar dünyaya dalıyorlar. Dünya işleri, meşgalleri ve o atmosferden çıkıyorlar. O daireden çıkıyorlar. Peygamberimizin halkası, dairesi mescitte bulunuyor. O sohbet halkasında bulunuyor.
İşte burada Berk ne oluyor? Berk ise basar ve basirete göz kamaştıran bir ışık gibi çarpar. Neymiş? İnsanın basiretine, basar gözüne bir ışık çarpıyormuş. Şimşek gibi, ateş gibi. Dost kapısının aralandığını ihtar ediyor bu. Dost seni çağırıyor. Dost seni meclise çağırıyor. Vilayet eşiğini aşma merhalesinde olanlar için İbn-i Farid heyecan dolu şu sözlerini kaydediyor kendi şiirinde. Tur tarafından, ki Kur'an-ı Kerim'de Tur suresi var. Bunu anlatan, Tur suresini okuyun. Göz kamaştıran bir şimşek çaktı, yoksa Leyla'nın yüzündeki nikaplar mı aralandı? Acaba ne oldu bana? İşte anlatım tarzı, Musa'nın gördüğü o şimşek, Tur Dağı'nda bir şimşek görüyor. Tur Dağı'nda Hazreti Musa 10 emri alacak, o şimşeği görüyor, Tur Dağı'na çıkıyor. 30 gün kalıyor. Sonra 10 gün ekleniyor. O şimşeği gördüğü için mağaraya gidiyor. Biliyor ki Cebrail geldi. Ona bir mesaj getirdi. Şimşek burada Cebrail oluyor. Yani bu Nordic culture'da Thor diyorlar ya, eli balyozlu Thor. Thor aslında tecelli olarak Cebrail'in tecellisi. Bir model yorum yapayım. Thor karakteri Cebrail'dir. Elinde balyoz, şimşekler çakan, Berk şimşekler çakan Thor, Cebrail'in ta kendisidir. İnsanlar onu işte Nordic culture'da, mitolojide Thor tanrısı olarak görmüşler. Tanrı'nın oğlu olarak, Odin'in oğlu olarak görmüşler. Aslında o Tanrı'nın oğlu değil, melektir, Cebrail'dir. Ve o şimşek Leyla'nın yüzündeki peçeyi araladı. Acaba Leyla yüzünü açtı da bana simasını mı gösterdi? Bana gel gel mi diyor? Buradaki Leyla tabii Mevla'dır yani. Mevla acaba peçesini, perdesini mi açtı da bana davetiye gönderdi diye sufiler bekler. Bir davetiye bekler. Mevla'dan davetiye bekler. Leyla'yı siz Mevla yapın. Yani sufilerin şiirlerinde Leyla Mevla'dır. Çünkü Allah-u Teala en fazla kadınların simasında yüzünde tecelli eder. Güzelliğinde, cemalinde tecelli eder. O yüzden kadınlar Allah'ın tecelligahıdır. Serengah içinde olanlar kadınların simasındaki Allah'ın cemalini görüp de mest olurlar. O güzelliğe hayran kalırlar. Peçe taktığı zaman göremiyorsun. Peçe taktığı zaman güzelliği göremiyorsun, değil mi? Peçeyi indirmesi bir daveti olarak algılıyorsun. Benim hanım peçeliydi. Evlendiğimde peçesini hiç açmazdı. Hatta ilk görüşmemizi de açmamıştı. Ben o yüzden hanımın yüzünü görmemiştim evlendiğimizde. Sadece gözlerini görmüştüm. Onu da göremiyordum da kara gözlükleri vardı. Kara gözlüğü bile zor indirmişti ilk görüşmemizde. Onu istemeden önce. Ve ona şu sözü söyledim. Hep böyle kal. Ben seni hep böyle istiyorum. Hanım bundan çok etkilenmiş. Yani bir saatlik konuşmamı sil geç, bu cümlem onu vurmuş. Yani ben seni böyle istiyorum. Peçeli, kara gözlüklü. Yani kimse görmesin seni. Ne gözlerini görsün, ne de simanı görsün. Böyle utangaç, edepli ol, hayalı ol. İşte vurduğum, 12'den vurduğum yer burası benim. Tam damarına dokunmuş oluyorum. Peçeyi açma olayı şöyle oldu. Türkiye'ye geldik. Hoca Efendi talimat gönderdi. 28 Şubat süreci var Türkiye'de. Bütün hanımlar peçesini açsın. Dikkat çekiyor. Yani hanım Hoca Efendi'yi çok sevdiği için peçesini açtı. Yani yoksa peçesini açmaya hiç niyeti yoktu. Hoca Efendi dediği için. Faruk. Evet Salih. I need baby wipers. Niye? Baby wiper ne yapacaksın? I'm gonna need that to clean my surfaces on my art place.
Evet, Salih geldi. Salih de. I have a baby spray but it doesn't work. Ben şu anda ders yapıyorum Salih. Senin yok. Baby brother'ın, sister'ın da yok. No, but I have a baby spray. I don't have the baby wipers. The baby spray doesn't help good. Salih sabahleyin suyun içine sirke koymuş. Evde temizlik yapıyor. Sirkeli suyla evin her tarafını sirkeli su yaptım. I am cleaning that though. Okay, sen sirkeli suyla devam et fiskeye. Can I get the wipers? Okay, wiper istiyormuş hanım Salih. Baby wipes. I'm gonna need baby wipers. Yani evde de baby kalmadı. Bir tane daha baby yapmak lazım. Salih şey istiyor. Baby brother, sister istiyor. Kardeş istiyor. Yani bak. Gerçi hanımın pek ikna olmaya niyeti yok da bu konuda. Evet. Gelelim sohbete. Evet. Cismaniyet gecesinde iz iz Leyla zahir oldu ve gönüllere vuslat ümidini saldı. Derken sinelerdeki geceler gündüzlere dönüştü. Yani geceleri gündüzlere dönüşüyor. Burada cismaniyet gecesinde iz iz Leyla zahir oldu derken gönüllere vuslat ümidini veren, heyecan veren bir ışık, bir berk oldu, bir ateş oldu. Berk, vuslat yoluna girmeye izin olması itibariyle hak yolcusuna bir seyahat statü sayılır. Ha. I need those baby wipers. Anne sana verecek ama. Anne sana verecek. In the car. Ya ha, arabada var. Arabada benim var, araba açık. Arabanın arkasında. You get it. You can get it. Araba açık. Arabayı kilitlemedim. Git arabanın arkasından al. Arabada limonlu wiper var. Kolonyalı mendil var. Salih kim bilir ne yaramazlık yapacak onunla, ne oyun oynayacak. Evet, hak yolcusuna bir seyahat startı lazım, başlangıcı lazım. İşte Berk, vuslat yolunda bir ışık, bir işaret, bir davetiye. Seyri ilallah adına evvela Cenab-ı Hakk'ın veli namzeti kuluna İta ve azametini duyurmasıdır. Allah-u Teala izzet ve azametini duyuruyor. Kuluna, Allah dostu, veli kullarına, salih kullarına mutlaka ve mutlaka bir davetiye bu berk ışığıyla gönderiyor. Ve o kulun da bu hususta kendi arzini, fakrini duyması, Allah'a olan muhabbet ve alakasını hissetmesi, faniyet ve zaliyetinle ünsiyete bedel, her şey zeval olacak. Fani bu dünyada. Zahir olacak. Bunu bildiği için de ruh ebedi. Ruhunu geliştirmesi gerekiyor. Bunu biliyor. Herkes biliyor ki cismaniyet çürüyecek. Ebedi değil. Zeval olacak. Ünsü billah açılıyor. Ünsü billah Allah yolunda ünsiyet peyda ediyor. İlişki kuruyor. Yani association'a giriyor İngilizcesiyle. Ve ilk validata işaret sayılabilir. Bu ışık bir aşk ışığıdır. Bu berk ateşi o kulun kalbini hoplatan, zıplatan bir ışıktır. Ayrıca o yol meşakkatine ve mekanın vahşetine karşı Tur'da Hazreti Musa'nın mazhar olması nevinden bir ışıktır. Tur Dağı'nda Hazreti Musa bu aşk ateşiyle Tur Dağı'na çıkıp İnzivaya, mağaraya çekiliyor ve Cebrail'i bekliyor. Biliyor ki bir işaret aldı. Ve Hak'tan ona inzal olacak ayetler var. Veli de aynı Musa gibi kalbine bir ışık konduğunda, hopladığında, zıpladığında validat geleceğini, ilham geleceğini ve bunun da meleki bir ilham olduğunu biliyor. Şeytani olmadığını hissediyor. Şeytani olsa siz nefsi olur anlarsınız ama eğer bu meleki bir ilhamsa ayırt edebilirsiniz. Salih'in bir şeyler duymaya, vahşeti de ünsiyete çevirmeye ihtiyacı vardır. İnsanlar vahşetler, dehşetler içinde kabuslar görüyor. Bunalımlar, burhanlar içinde. Bir ışık arıyor, bir kurtuluş arıyor bu sıkıntılar, çileler, dertler içinde. İşte orada ihtiyacı olan ışık, nur mutlaka kalbine doğuyor. İhtiyaca binaen doğuyor, ünsiyet peyda ediyor. Evet, Berke ünsün halaveti, yani yolda bulunan meraretine mukabil gelsin diye bir mahrem ve manem dengesi nazarıyla bakabiliriz.
manen ve manen dengesi ne demek? Yani halavete girmiş, halvete girmiş, artık Allah ile dost olmak yoluna ilerleyen kul, bu gizli dünyasında, Allah ile yakınlık dünyasında aracı yok. Bir ruhban yok, bir imam, bir şeyh yok. Aracısız bir şekilde Allah'la ünsiyet feda etmek yolunda ilerlerken manen ve manem dengesi arasında kalıyor. Yani bütün aracıları, putları aradan çıkartıyor. Perdeleri aradan çıkartıyor. Perdeyi açıyor. Gölgeyi kaldırıyor. Kibri kaldırıyor. Bütün ayarı ortadan kaldırıyor. Perdelerin açılmasıdır. Ve perdeler açıldığı zaman, peçe açıldığı zaman işte yakınlaşma o zaman olur. İnsanlara da bu yakınlaşma böyle oluyor. Peçeyi açmadan hiçbir kadının güzelliğini göremezsin. Saniyen, Berk'le huzur hatırlatılarak Salik'e temkin sinyali verilir. Temkinli olması ve bu sinyal de onun gönlüne ne giriyormuş? Haziratul Kudüs giriyormuş. Tedbir ve temkini atılmak suretiyle Allah'ın Kudüs ismi, yani Kuddüs ismi hazir oluyor. Ne giriyormuş insanlara önce? Kuddüs ismi giriyormuş. Temizleyen, ruhu temizleyen cleaner geliyormuş ve kirlerden temizliyormuş. Allah ile buluşmaya hazır hale getirmek için Kuddüs ismi zikrini İbn Arabi herkese verirdi. Zikir isteyenlere 100 günde Kuddüs çeklerdi. Ebced rakamı ne değil. Önce bir kalbin temizlensin. Zikre dilini alışsın, kalbini alışsın diye Kuddüs isminin zikrini herkese veriyordu. En az 100 günde. Minimum. Her gün günde 100 Kuddüs çekmeyenlerin kalbi temizlenmiyor. Bu Omo Persiliflen değil. Yani benim kalbim temiz diyenlere ben espri olsun diye diyorum ki Omo mu kullanıyorsun, Persil mi kullanıyorsun? Hangi temizleyici kullanıyorsun da kalbin temiz? Sen Kuddüs ismi çekiyor musun? Yok, çekmiyorum. O zaman kalbin temiz değil diyorum. Kuddüs ismi işte Hazreti Kudüs gizmesi için kalbe gerekli olan bir zikir. Minimum 100, bunun maksimumu yok. Sınır yok yani Kuddüs isminde. Kuddüs her zaman sahnededir. Her zaman kainatta Kuddüs isminin tecellisini görüyorsunuz. Ormanda o kadar canlı ölüyor, doğuyor. Bir koku duyuyor musunuz? Bir leş var mı? Denizde o kadar balıklar ölüyor, doğuyor. Denizlerde bir pislik, bir koku duyuyor musunuz? Sürekli Kuddüs ismin tecellisi bütün kainatta icraatını yapıyor. Allah-u Teala mizan ve itizam ile o Kuddüs ismiyle bir denge unsuru halinde Kuddüs meleğine görev vermiş. Neymiş Kuddüs meleğin görevi? Kainatta temizlik dengesini sağlamak. Ölüm ile hayat arasında. Birileri ölüyor, birileri doğuyor. Birbirini takip eden hayat ve ölüm sürekli temizlik yapıyor. Bazılarının ortadan kalkması lazım. Bazı nesnelerin, eşyaların, insanların, işte cinlerin, ifritlerin. Allah-u Teala Kuddüs ismiyle temizlik yapıyor. Çünkü yenilerinin doğması gerekiyor. Kuddüs isminin icraatı çok büyüktür. İşte Hazreti Kudüs sizin kalbinize girdiği zaman hak yolcusu bu seyahatinde ümitsizliğe düşmez. Ve şatahata da girmez. Ne yeğse düşsün ne şatahata girsin, her zaman tedbirli ve temkinli olsun. Salisen, Berk dalga boyuyla gelen varidat Rabbin mülatefe ufkundan, yani latif ufkundan gelir. Latif isminden gelir. Varidatlar latif isminden geliyorsa, ince, hassas düşünen, rikkatli bir kalpten geliyorsa, bir ışıktan, nurdan geliyorsa, latif merkezli olan insanlarda teyakkuz, temkin, tedbir çok yüksektir.
Bu takıntı değildir. Bu obsession değildir. Latif, egemen insanlar da her şeyi latif düşünür. İnce ince düşünür. Ve bu yolculukta Latif ismi de gerekli. Herkes Latif ismiyle yakın değil. Bazıları Latif ismine layık değil. Buna rağmen temrinle kendisini zorlayıp Latif ismini de günde 129 defa çekmesi gerekiyor ki Ebced'i o. Hadi 100 diyelim. 100 tane Latif. Bak bir zikir daha geldi. Kuddüs, Latif. Ben şahsen çekiyorum. Yani Latif çekmediğim, Kuddüs çekmediğim gün hatırlamıyorum. En az 100. Fazlası da olur. Yolcuya yol hazır gerek. Nevinden bir ihsan bu. Gönderene bakan yönüyle bir vesileyi iftihar ve gönderilene ait yanıyla da bir neticeyi iftikardır diyor. Hak yolcusu bu mazhariyetini sürekli tekrar edecek. Yani devam edecek bu zikre. Onlara söyle. Ancak Allah'ın lütfu ve rahmetiyle ferahlasınlar diyerek soluklar. Üzerinde El-Tafi Sübhane'yi düşünürken her şey ondan der. Her şey Allah'tandır. Ve elhamdülillah çeker. Elhamdülillah ala külli hal çeker. Peygamberimiz keyf ve halüke diyenlere hep aynı cevabı verirdi. Elhamdülillah ala külli hal derdi. Biz bunu shortcut yaptık. Elhamdülillah olarak kısalttık. Bizim Türkler biliyorsunuz shortcut'ı severler. Aslında bu elhamdülillah ala külli haldir. Her halükarda çok şükür. Hamdolsun. Keyfinizi, hatırınızı soranlara bu şekilde cevap verirseniz peygamberimizin sünnetini ihya etmiş olursunuz. İnsanlara riyakatsızlık açısından da değildir bu bana layık mı bende, bana bu lütufle ihsan nedendir diyen gedai gibi Allah'ın hediyeleri, ihsanları müşahede edildiğinde iki büklüm olur. İnsanlığın iftar tablosunun ifadesiyle ben insanoğlunun efendisiyim. Bunda fahir, övünme, gururlanma falan yoktur. Peygamber Efendimiz ruhul azamdır. Bütün ruhların ilkidir. Bütün ruhlar, hayat ondan çıkmıştır. Hayatı temsil eder Peygamberimiz. Hayatı öldüren değildir. Hayatın merkezinde, aşkın merkezinde yer alır. Ve bunda bir enaniyet, kibir yoktur. Sözü bu gerçeği cami bir kristal olarak size gösteriyor. Demek ki aşkın merkezi Peygamber Efendimiz'dir. Bütün kainatta. Melekler de, bütün felekler de, cinler de, ifritler de, periler de, insanlar da, bütün yaratılanlar Peygamberimizin aşkına müştaktır. Ve ona aşık olurlar. O ruha aşık olurlar. Ruhul azaman. Hazretül Kudüs noktasında İbn-i Arabi'nin 1298'de yazmış olduğu bir kitap var. İsmi zaten Kudüs ismiyle ilgili, Hazretül Kudüs'le ilgili nasıl tecelli eder? Çok uzun uzun detaylı anlatmış. Ben şimdi ona girmeyeceğim. Daha Mekke'ye hacca gitmeden önce Cezayir'de İmam Mehdevi'nin yanında talebeyken yazmış olduğu bir eserdir. Çok değerli bir eserdir. Temel eserlerden biridir. Yani Hazreti Kudüs'ü kendi kalbinde duymak, bunu hissetmek ve self reflection yazmak, size, sizin kalbinizde yansıyan duygularınızı yazmak bir görevdir. Zevk ve ateş noktasına geldim. Bir şeyden hoşlanma, haz duyma, cümbüş ve eğlence manalarına gelen zevk, Sofiye ıstılatında ilahi tecellilerin ilk esintileri ve şuhut ufkunun yer yer zuhur eden varidlerindendir. Neymiş? Şuhut ufku. İlk esinti olarak kalpte bir cümbüş, bir renkler, telebünler eğlencesi, bir hoşlanma, zevk, haz meydana getiriyorsa kalbinizde, ruhani zevkler duyuyorsanız siz o varidatlara artık açıksınız.
kalbiniz hep mutlu o varlıklarda. Buna mevariki mütevaliye diyebileceğimiz ilahi ışık tayfalarının Hakk'ın kendinden bildiği kalbi sarmasıdır. Ve doğruyu elden tevfik etmenin de birinci konudur. Salih yine geldi. Evet Salih. I need the baby wipes in your car. E var, arabanın arkası açık dedim sana. Git oradan al. No, I'm it's too dangerous. Yo, tehlikeli. Dışarıda arabanın açık. Unnecessary, too dangerous. Yo, sen dışarıda oynuyorsun hep. Hiç böyle dangerous falan sen bilmezsin yani. Tehlike olduğu zaman dalıyorsun zaten. You get it. Niye ben geliyorum? Ben ders yapıyorum burada. Hmm. Kitap okuyorum. Stop doing it. Pause it. Bak burada pause olmaz. Dinleyenler var ama sadece. Yok öyle karıştırmak get yok. Get off your Chromebook. Sarih dersimizi karıştırmaya get çalışıyor. Off, get off your stupid Chromebook. Bak senin tarotuna baktım dün. Senin tarotuna baktım. Get off your stupid Chromebook. What stupid? The Chromebook. Senin tarotuna bakacağım. Dersten sonra senin tarotuna bakacağım. Söz. Anlaştık mı? Deal. No, I'm not going to Toronto. Yok. Tarot. Dün baktım ya sana bu kartlara. Oh, you mean that? I don't know what does that mean. Tarot. Tarot. Salih'in, it sounds like Toronto. Salih'in dün tarotuna baktım. Sembollere falan hoşuna gidiyor. Okuyunca falan. Dün sen çok cesur kahraman böyle elinde kılıç, cengaver çıktın tarotlarda. Please, öyle arabadan şimdi wiper almaya korkuyormuş. Beni kandırmaya çalışıyor. Ben yemiyorum Salih bu numaraları. Evet, Salih'in gitmeye pek niyeti yok galiba. Doğruyu elden tevfik etmenin birinci konusu. Sen bir French December desene gel. Madem gitmeden. Yani Fransızca öğreniyor da bu December'ı ben söyleyemiyorum Fransızca. Salih çok güzel pronounce ediyor. Onları French yapacağız. French Immersion'da. Fransızca öğreniyor. Güzel. Çocukken öğrenince boğazda falan çıkartabiliyorsun bu Fransızcayı. Yoksa bizim yaşta Fransızca öğrenirsen aksan sorunu oluyor. Hoşuna gidiyor şimdi. Biz yapamıyoruz, o yapıyor ya. Evet, gelelim şeye, derse. Nerede kaldık? Kenzen bilindiği kalbi sarmasıdır bu zevklerin. Ve doğruyu elden tevfik etmenin de birinci konağıdır. Ne doğruyu ve yanlışı nasıl ayıracağız diye bu soruyu sık sık soruyorlar. Acaba hangisi şeytanidir, hangisi melekidir bu varidatların, bu ışıkların? Demek ki birinci konak kalpmiş. Kalbinize soracaksınız. Kalbiniz ne diyor? Kalbiniz ne diyorsa ona bakacaksınız. Mealiye, ihtiyak ve davranış safreti bu konaklamanın pasaportu ve vizesi sayılabilir. Yani sizin aşk ve ihtiyakınız davranışlarınıza, davranışlardaki safiyete, samimiyete yansıyorsa karşılığı vardır. Yoksa yoktur. Mevlana Rumi'nin güzel sözünü geçen hafta hatırlatmıştım. Yani insanların fikirleri davranışlara dönüşür. Davranışları alışkanlığa dönüşür. Alışkanlıkları da kadere dönüşür. Eğer bir insan fikirlerini değiştirmiyorsa davranışları değişmiyordur. Davranışlarını değiştirmiyorsa alışkanlıkları değişmiyordur. Alışkanlıklarını değiştiremiyorsa kaderi değişmiyordur. Aynı kaderi yaşamaya mahkumdur. Bu ilişki, bu zincir sizin kalbinizden başlıyor. Yani kalbinizdeki gizli konak Allah-u Teala'nın evi. The house of God. Kalp Allah'ın evidir. Kalbin temiz olması lazım ki Allah o eve gelsin, misafir olsun ve o eve sığsın. İbn Arabi'nin bununla ilgili çok geniş bir risalesi var. Yani izah ediyor bu sufilerin ne demek istediğini. Allah zamandan mekandan münezzeh ve hiç yaratılanlara benzemeyen zat-ı meçhul nasıl kalbe sığar? Bir müminin kalbine nasıl sığar? Eğer müminin kalbi kendinden bir temizliğe sahipse Allah'ı misafir edebilir. İşte Allah'la kalbi muamele
vefa çizgisinde cereyan ettiği sürece şurup kelimesiyle de ifade ettiğimiz gibi zevki ruhani olur. Sakisiz, yani meyhaneci, barmen falan olmadan, sana şarap getirmeden de sen sarhoş olursun. Aşk sarhoşu dediğimiz olay şarapsız, bu dünyadaki şarap değil bu. Yani meyhaneci, doldur kadehimi demene ihtiyaç yok. Şu işte şarabın, aşk şarabının tadılmasıdır. Kasesiz kalbi demliklerindeki durulmaya başlamasıdır ve hak yolcusu dünyevi kıstaklarımız açısından derecesine göre mestu mahmur hale gelir. Sürekli zevk, sürekli şurba, sürekli şurp da susama manasına gelen sürekli ataşa sahip olur, dönüşür. Olur da salik ruhunda hep yanmalarına, kalmalarına beraber duyar, sürekli arzu eder. Yeniden o şurbu içmek, yeniden baş şarabıyla Müslü Mahmur olmak ister. Salih bizim dersi break yapmaya çalışıyor ama ey Saki, aşkın oduna yandıkça yandım bir su ver. Ve aynen bunu söyler. Ben yandım der. Yandım, kül oldum. Bir kase bana su ver der. Ve aşkın oduna yananlar her zaman susuzdur. Ve sürekli su isterler. Bu şekilde der ve dolaşır. Öyle ki hak yolcusu ona karşı her an artan arzu ve iştiyakla bir ateş var. Yanıyor yani. Zevki hasretle doymayı da açlıkla beraber hisseder. Ve aralanan kapının ardına kadar açılması sevdasıyla yanar tutuşur. Daha kapı tam açılmamış bak. Ateşle yanıyor. Helmin mezit diye daha yok mu diyen aşık, ustat yolcusu işte bu sevda ile kapının ardına kadar açılmasını ister. Tabii böyle bir yolcu için artık mazhar olduğu bu tecellilerin inkitai bir imsak, yeniden zuhru da bir iftar haline gelir. Hoca Efendi çok güzel veciz ifade etmiş. Yani sürekli bir oruç tutma hali gibindedir. Yani sürekli sanki imsakla iftar arasında bir heyecan ile Rabbi ile buluşmayı beklemektedir yani. Aşık sürekli oruç halindeki bir kul gibidir. İmsak ile iftar arasındaki haldedir. Sürekli susuzdur. Su içmek ister ki iftar olsun. Buluşma anıdır iftar. Sık sık ver şarabı aynamadan vakit iftardır bu dem. Mamur eyle bu harabı lütfü ishadır bu dem diyen Muhammed Lütfi Alvarlı Efe Hazretleri de bu şekilde ifade ediyor. Sürekli bir beklentiler içinde mırıldanır. Bir diğer yaklaşımla da ataş o biricik maksudu talep ve özlemede öyle bir iştiyak ve hırstır ki işte hırsın caiz olduğu yer burası. Hırs normalde caiz değildir. Kıskançlık caiz değildir. Caiz olduğu yerler vardır. Hırsın ve iştiyakın caiz olduğu yer burasıdır. Talep ve özlemede, biricik maksudunu kavuşmada sevgiyle coşan salikin sinesi mamalar gibi ateşlerle köpürürken gözleri de tüllenen bulutlarda ciğerim kebap oldu, ahıma iltifat yok mu der sızlar. Sızlar zira müştak cismaniyet fanusunda mahsur kaldığı sürece mahbub-u hakiki tam tecelli etmez. Artık o aşkın hapsinde bir mahpustur. O mağarada kalmıştır ve o fanusta mahsur kalmıştır. Mahbub-u hakikinin tam tecelli etmesi için cismaniyetten çıkması, kalbin ve ruhun derecelerinde yükselmesi gerekir. Cismaniyette evet Esma-i İlahiye'nin tezahürleri, tecellileri var. Üstad 28'in sözde en fazla cismaniyette var diyor. Cismaniyette olduğu için zaten
haşir var. Allah bunları öldürmez ve yok etmez. Neden dediniz ki cisminizi öldükten sonra bunu cennette tekrar tadasınız diye. Allah cismaniyeti bu yüzden var etmiştir ve haşir ile tekrar diriltecektir. Üstad bunu delil olarak söylüyor. 28. sözde diyor ki, evet cismaniyetin esma tecellileri yüksektir ve siz bunları tadarak, lezzet ve hazlar alarak hamdü sena eder, şükreder ve elhamdülillah dersiniz. Ve o latif mamuru iman eder ve sabit kılarsınız diyor üstad. Yani zerratı sabit kılarak latif olan lezzetleri ahirete intikal ettirir, cennete kendi sarayınızda, köşkünüzde gönderirsiniz. Ebedi kılarsınız. Fani olan, zeval bulan lezzetleri ebedi kılmanın yöntemi bu. Zerratlar artık sabittir. Öyle verir. Latife-i Rabbani ile sabittir ki Allah size hediye olarak onları saklar. İşte sizin cismaniyeti ve tecellilerini ebedi kılmanız ve kalbin ve ruhun derecelerinde yükselmeniz ile mahbub-u hakikiye karşı yakınlaşma onu cayır cayır yakacak şekilde arttıkça artar. Bu ruhani zevk ve ateşi şu beyitlerle ne hoş ifade eder. Cemal gösterir, sonradan görülmeden sakınırsın. Böylece hem kendi pazarını hem de bizim ateşimizi kızıştırırsın. Beni baştan çıkaran sevgiliyi gördükçe bana öyle bir hal olur ki yolumu şaşırırım. O bir önce beni ateşlere atar, yakar, ateşlere yakar, sonra da bir su serpintisiyle söndürür. Onun için beni hep ateşlere yanmış hem de suya gark olmuş görürsün diyor Gülistan'da. Gülistan eserinde Hafız böyle diyor. Hafız önemli bir sufi yazardır. Gülistan'ı Bostan'da böyle diyor. İşte tarif ediyor. Bir başka zaviyeden de zevk acı tatlı yanlarıyla lisan, beden ve diğer uzuvlarla duyulup hissedildiği gibi kalp ve vicdanla da duyulup hissedilir. Hoş geldin mümin. Geç geldin bugün. Allah Resulü şöyle diyor. Hoş buldum abi. Tamam. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan hoşnut olan imanın tadını, zevkini almış olur. Bir insan imanın tadını, zevkini alamıyorsa o insanda iman kusuru var demektir. İslam yerine aşk koyun, İslam'ın adını aşk koyun, din olarak aşktan din, peygamber olarak da Hazreti Muhammed aşkın merkezinden ve onları veren Allah'tan biz hoşnut olduk, zevk aldık deyin, o zaman imanın lezzetine ermiş oluyorsunuz. Ben şey yapıyorum, İslam'ın yerine aşkı kullanıyorum. Çünkü bazı insanların İslam kelimesine artık irrite olmuş durumdalar. Siyasi İslamcılar yüzünden imandan uzaklaşmış, agnostik veya dinsiz ateist noktaya kayıyorlar. O yüzden İslam yerine aşkı kullanıyorum. Aşk herkesi cezbediyor. İslam olduğunu izah etmiyorum önce. Aşkı anlatıyorum. Sonra aşkın İslam olduğunu anlayanlar anlıyorlar. Dün gece 3'e kadar konuştum Clubhouse'dan. Bir hanımefendiye terapi yapıyordum Almanya'dan. Bayağı bir travmalıydı. Annesi kanserde, Almanya hükümetiyle savaş halinde. Almanya'da doğma büyüme biri. Gece 3'e kadar bir baktım aşağısı dolmuş. Ben normalde şey anlatıyorum, aşk, meşk anlatıyorum. Çünkü kadın agnostik, Allah'a inanmıyor. Yani tam ateist de değil, ne Allah var diyor, ne yok diyor. Bir süper power var ama diyor, hiç duymak istemiyorum Tanrı kelimesini diyor. Siyasi İslamcılar yüzünden iyice morali bozuldu zaten. Gılgamış Destanı'ndan başladım dün anlatmaya. Ben öykü, mitoloji anlatmayı severim böyle. Öyküyü getiririm, aşka bağlarım. Sonra
şeyden dolaştırırım. Azabı anlatırım, cehennemi anlatırım çaktırmadan. Lezzetli cenneti anlatırım. Aşkın merkezinde olan kainatın, yani kibirsiz olduğunu ve kibirli olanların cehenneme gideceğini, korkuyla aşkın yan yana durmayacağını falan anlatırım. Zorbalıkla aşk olmayacağını falan. Yani olayı aslında yakınlaştırmaya çalışıyorum tabii. İslam'dan irite oluyorsa aşkı anlatırız. İslam aşk dinidir. Yani bütün dinler İslam'dır. Bütün dinler aşktır. Aşktan ortaya çıkmıştır. Neşvi neva bulmuştur. Dolayısıyla herkese hitap ediyorum. Benim hitap etmediğim hiç kimse yoktur. Bir adam Tengrizm de savunsa, bir adam paganist de olsa, isterse şey olsun, Vudu dininden şamanist olsun, isterse satanist olsun fark etmiyor. Yani gerçek değişmiyor çünkü. Gerçek sabittir. İşte imanı zevkini alanlar ruhani hazza işaret buyururlar. Ruhani bir zevk vermeye çalışıyorum. Yani insanlar imandan, İslam'dan kaçar oldular. Vaka işte bu ledünlü zevki bazen cismani zevkleri anlatan kelimelerle ifade ediyorsunuz. Tabii insanlar kendi algılarına göre algılıyorlar. Kendi seviye ve kapasitelerine göre. Sufiler iki boynuz yazarlar. Neden iki boynuz kullanıyoruz? Zülfikar boynuzları kullanıyoruz. Çünkü insanların algıları farklı farklı. Siz mesela başka bir şey algılıyorsunuz benim okuduğumdan, anlattığımdan. Ehli dünya bir insan aşk deyince aklına seks geliyor. Veya başka şeyler geliyor. Cinsel ilişkiler geliyor. Başka muhabbetler geliyor. Şimdi algılar her şeydir. İnsanların perception'ı aslında işte dünyevi, cismani zevkleri algılıyor. O şekilde bazen o kelimeleri kullanıyorsun. Onların algılaması, yakınlaştırmak için kullanıyorsun. Leyla diyorsun, aş, şarap diyorsun. Şarap kelimesini o yüzden kullanmıştır Sufiler. Şaraptan herkes anlıyor. Evrensel yani şarap. Cennette de şarap var. İnsanlar da şarap içmeyi seviyorlar. Bin defa tövbelerini bozup yine içiyorlar. Cem Karaca demiş. Yani öyle bir mantıkları var insanların maalesef. O yüzden şarap kelimesini kullanıyoruz yani. Ashab-ı kiramı savm-ı visalden men ettiği yerde ben sizin gibi değilim. Ben yedirilip içiriliyorum derken böyle bir üslup kullanıyor Peygamber Efendimiz. Peygamberimiz bazen 3 gün hiçbir şey yiyip içmezdi. 3 günde bir iftar yapardı. Buna herkesin gücü yetmez. Yani sahabeler nasıl güç ediliyorsun diye sorduklarında Peygamberimiz ben sizin gibi değilim. Beni yedirip içiriyorlar rüyamda, ruhsal alemde diyordu. Yani bedenimin ihtiyacı yok diyordu yiyip içmeye. Ruhum doyuyor benim. Doyuruyorlar beni diye söylüyordu. Ve dolayısıyla sahabelerden kimisi anlamıyordu bunu. Ne demek istiyor? Böyle bir usul kullanıyordu. Ne var ki kalbi ve ruhi hayat açısından da söz konusu olduğunda burada bir parantez açayım. Hazreti Hızır da mesela yiyip içmek zorunda değildir. Ama insanlar gibi yer içer. Onların arasında dolaşır. Ruhu doyurulan insanlar Hızır gibi cismaniyetini doyurmak zorunda değildir. Nefsini okşamak zorunda değildir. Ruhu doyurulan insandır çünkü. Yedirilip içirilen insandır. Hayat tabakası olarak Hızır gibi olan, Hızırvari insanlar da yedirilip içirilir. Hazreti Meryem gibi. Kur'an-ı Kerim'de hani ayette geçiyor ya, Hazreti Zekeriya gelip bakıyor ki Meryem yiyip içmiyor, oruç tutuyor sürekli ve her seferinde iftara yemek getirdiğinde bakıyor ki yemek hazır. Nereden geldi bu yemekler ya Meryem diyor. Melekler getiriyor. Hazreti Meryem'i yedirip içiren, bakan Zekeriya değil. Melekler. Çünkü adanmış bir ruh. Kendini Allah'a adadığı için
melekler de hemdem. Onlar yedirip içiriyor Hazreti Meryem'i. Hazreti Meryem 101 yaşına kadar yaşadı. 101. Dünyanın her tarafını dolaştı. Peygamberimizin galibiyetinden beri eşidir. Siz sanıyor musunuz ki Hazreti Meryem yalnızdı? Hayır. Kocası peygamberimizdi. Ruhan, ruhu kocası. Ve peygamberimizin ebedi eşidir Hazreti Meryem. 101 yaşına kadar yalnız yaşamasının sebebi de budur. Peygamberimizin ruhu ondan hiç ayrılmadı. Peygamberimiz sadece 571'de doğmadı cismanete. Peygamberimizin ruhu ondan 600 sene önce de Hazreti Meryem'le beraber dolaşıyordu. Ondan evvel de Hazreti Asiye'nin yanındaydı. O da onun sonsuz eşi. Hazreti Asiye, Hazreti Musa'nın üvey annesi, Ramses II'nin karısı. Yani peygamberimiz ruhen dünyadaydı zaten. Siz zaman mefhumu olarak, kronolojik olarak düşünüyorsunuz. Halbuki peygamberimizin ruhu Meryem'le beraber dolaşıyordu. Örnek vereyim, Mısır'a gittiklerinde Hazreti İsa ile Hazreti Meryem, Yusuf Neccar'la ile beraber 14 yaşına kadar Mısır'da olduğu, yaşadığı belli. Marangozluk yapıyor Yusuf Neccar. Hazreti İsa da marangoz. 14 yaşından sonra Roma ve mabede ele geçiren Filisi Yahudileri Hazreti İsa'nın nerede olduğunu buluyorlar ve katil gönderiyorlar, tetikçi gönderiyorlar. Bugün işte birilerinin gönderdiği gibi yok etmeye çalışıyorlar. Kurtarıcıyı yok etmeye çalışıyorlar. Hazreti İsa'dan korkuyorlar. Çünkü daha bebek iken konuştu, mucize gösterdi, kurtarıcı olduğu belli. Hazreti Meryem ile Hazreti İsa'yı öldürmek için tetikçi gönderiyorlar mesela. Allah bunu Cebrail'e bildiriyor ve Hazreti Meryem ile Hazreti İsa yolculuğa çıkıyor. Mısır'dan ayrılıyor. Hazreti İsa'nın 14 ile 30 yaş arasında 16 yıl nerede olduğu belli değil. Hiçbir Hristiyan kaynağı kitaplarında yazamıyor. Yok çünkü. Nerede olduğu belli değil. Kimin koruduğu belli değil. Yusuf Neccar hala yanlarında mıydı? Belli değil. Değişik teoriler var bu konuyla ilgili. İddialar var. Hazreti Meryem ve Hazreti İsa Peygamber Efendimizin kurucusu, onun kocası dolaşıyorlar. Dünyanın değişik coğrafyalarında dolaşıyorlar. Diğer diğer geziyorlar. Hicret içinde hicretler yaşıyorlar. Ta ki 30 yaşına kadar. Hazreti İsa güçlenip de peygamberlik verilince emir veriliyor. Kudüs'e dönecek ve hak dini tebliğ edecek. Herkes Hazreti İsa'yı işte elinde kılıç, beyaz bir atın içinde, üstünde, arkasında büyük bir orduyla beklerken kurtarıcıyı, Hazreti İsa bir eşeğin sırtında ve eşeği de annesi Meryem çekerken yalnız geliyor. Yusuf Neccar yok. Annesiyle oğlu geliyorlar ve fakir, garip bir tane kıyafeti var. O da tek parça bir ihram gibi, kıyafet açılmasın diye bir iğne tutturmuş böyle. Bir iğnesi var sadece dünyada Hazreti İsa'nın. Başka hiçbir şey yok. Bir tane kıyafeti var. İkinci kıyafeti de yok. Annesi var. O yüzden zaten Sufiler der ki İsa bir iğneyle gitti bu dünyadan. Kimse kefeninde cep yok, bir şey götüremedi. Hazreti İsa hiç olmasa bir iğne götürdü. Hem de ruhunu vermeden. O halde İsa bir iğneyle gittiği için öbür tarafa tekrar geri gelecek. Çünkü bu dünyadan bir iğneyle bile gidilmez. Sufiler der ki Hazreti İsa'ya bir iğneyle gitme izni verildiği için İsa mutlaka geri gelecek. Kendisi gelecek yani. Öyle İseviyet'in ayrı zamanda gelmesiyle bir iddia da var ama Hazreti İsa'nın kendisi gelecek. Ölmedi ki. Çünkü ben öleceğim diyor. Geleceğim, öleceğim diyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Hazreti İsa iğneyle gitti.
Bir tane iğnesi vardı dünyada. Başka hiçbir şey yoktu. O da elbisesini kapatıyordu ki açılıp da ayıp yerleri gözükmesin diye. O kadar. Başka dünyadan hiçbir servet elde etmedi Hazreti İsa. O iğneyi de annesi takmıştı zaten. Bir iğne yani. Bu da şey olsun yani, işin doğrusu bu. Ne var ki kalbi ve ruhi hayat açısından söz konusu olan zevkin ruhani olanıdır ve vecde göre de süreklilik ifade eder. Demek ki ruhi hayat açısından önemli olan sizin ruhunuzun zevk alması, vecd içinde olması, süreklilik arz etmesi. Kalp ve ruhu her zaman ayrı bir televünle, ayrı bir renklerle beslemesi. Çünkü ruhta renkler vardır, kokular vardır. Ruhu ruhtan nasıl ayırırsınız? Kokuyla ayırırsınız. Renkleriyle ayırırsınız. Ben şahsen bir ruhu diğer ruhtan kokuyla ayırabiliyorum. Renkleriyle ayırabiliyorum. Yani ruhların renkleri artabiliyor, kokusu değişmiyor. Her ruh ayrı kokuyor. Ayrı bir kokuya sahip. Parmak izi gibi yani. Ruhu kokudan ayırabiliyorsun. Yoksa ruhun eli, ayağı, başı, gözü, gövdesi, şemaili falan yok. Ruhun belli bir şeyi yok yani. Siması, belli bir cinsiyeti, belli bir resmi yok. Dolayısıyla insanlar ruha kendileri şekil veriyor. Hamur gibi yoğuruyor. Onu şekillendiriyor. Ruha şekil veren, onu yoğuran biziz. Bizim yaşadıklarımız. Kokusu ise değişmiyor. Televünleri ise çeşitlenebiliyor. Renkleri artabiliyor. Kendi renklerini bulabiliyor. İşte her zaman ayrı bir televünle beslediğiniz zaman yerinde de geçtiği üzere vecd ve heyman ise hususi tecellilerle bazı ahvalleri ahvale göre varidatlarla göz kamaştırıcı bir hale geliyor. İşte salik başlangıçtan beri müptediliği ölçüsünde ve onun hasılasıyla mebsuten mütenasip, yani doğru orantılı olarak zuhrediyor. Bazı insanların ruhlarının aşkı temsil etmesi ve etrafına ışık saçması, bir berk gibi bir ateş saçması bundan. Onu hissedenler, o ruhtaki renkleri, o kokusunu hissedenler, ondaki cazibeye aşık oluyor. Zevk, temel kaynakları itibariyle de farklı farklıdır. İman, bugün arkadaşlar matcha içiyorum. Matcha içtiniz mi bilmiyorum. Korelilerin şeyi, güzel bir içecek matcha. İman, tasdik ve taata karşılık, Cenab-ı Hakk'ın cennet, ebediyet ve rüyet gibi her biri dünya hayatının binlerce senesini aşan faikatı cihetiyle Allah'ın verdiği hediyeler var. Öyle rüyeti zevkler vardır ki, ruhani zevkler vardır ki, 1000 yıl bu dünyada cismaniyette yaşasanız o zevke denk değil. Öyle zevkler Allah-u Teala kısmet ediyor ki kula, 1000 senelik ömre bedel. İşte aşkın vermiş olduğu lezzet böyle sonsuz lezzetler içeriyor. Dünya hayatının binlerce senesini aşan bir lezzetler sunuyor. Onun vaatlerinde halavat ayrı bir zevk ufkudur. İnsan vicdanının maddi, manevi, dünyevi, uhrevi bütün lezzetlerden sıyrılarak ünsü billah ufkuna yönelip sürekli onunla hemhal olması ayrı bir haz bududur. Kurbu mutlaka mazhariyetle bütünüyle terki enaniyet manasına, yani kibirden, enaniyetten tamamen kendinden uzaklaşarak sadece onu görme, onu duyma, onu bilme zirvesine yükselerek veka billah maalallah temadi ile zevklerini duyması da ayrı bir halavet şaikasıdır. Burada mertebe mertebe gidiyoruz. Yani insan maalallah noktasına geldiğinde bu son değil. Onun yukarısında başka sıbgatullah, Allah'ın boyaları, televünleri, tebettülleri var. Tebettül ettiğinde
tedebbür eder. Tedebbür ettiğinde ise tekellüm eder. Tekellüm ettiğinde ise taalluk eder. Bu sufi istilahındaki terminoloji. Gelişimleri, inkişafları ongoing bir şekilde sürekli devam eder. Ve o zevkleri duyarak bir halavet şaikası yaşar. Halavet şaikası yani gizli dünyasında Allah ile kurbiyet kesmederek şaika halinde zevkler duyar. Evet, herkes imanı, tasdiki, marifeti ve ledünlülüğü üstünde. Niye üstündeymiş? İmanı, tasdiki, marifeti, Allah bilgisi ve ledünlülüğü, ledünlülük Allah vergisi ölçüsünde ruhani zevklerden hissi ment olur. Hissi ment kelimesi Farsça bir kelime. Sık sık karşınıza çıkacak. Hisseder. Artık hisleri, frekansları o dünyayla paraleldir. Hissi mentinde hep mutlu, mutmaindir. Bu şekilde bir bağlantı kurmuştur. Cismani zevkler doyma noktasına ulaşınca insan da onlara karşı bir alakasızlık meydana gelmesine mukabil ruhani zevklerde sürekli bir ateş, susuzluk hali yaşanır. Evet, geldik işin püf noktasına, bam teline. Demek ki insanın cismaniyette doyması söz konusu. Doyuyor insan. Yani cismaniyette aldığı lezzetler doygunluk noktasına ulaştığı zaman artık alakasız hale geliyor dünyadaki zevklerle, lezzetlerle falan. Lakin ruhani zevklerde sürekli bir ateş, susuzluk var, yanma var. Helmin mezit daha yok mu var? Bitmiyor, tükenmiyor, sonsuz. Dolayısıyla ruhani zevklerin üstün olması cismani zevklerden buradan kaynaklanıyor. Öyle ki salik, mürşid-i kamilin söz ve davranışlarıyla onun ruhuna boşalttığı ilahi mevhibelere karşı daha yok mu diyerek her zaman yolda ve tetikte olma hali içinde. Sürekli olarak bir beklenti içinde. Yani sanki Saki onun kasesine aş şarabını dolduracak da içecek. Sürekli susuz. İçtikçe daha çok istiyor. Doymuyor yani. Ve vicdanın marifet, muhabbet ve zevki ruhani adına namütenayi açılma keyfiyeti. Namütenayi sonsuz bir ufka açılmasıyla ruhunun özgür bir ruh olduğunu, zevki ruhaninin çok sınırsız, serhatsız olduğunu, namütenayiye doğru yolculuk ettiğini bilmesi. Ruh bir kuş gibidir, namütenaya doğru yolculuk yapar. Yani zekir ruhaniyi takip eder. Böyle bir vicdana sahiptir. Daha doğrusu onun en birinci rükni olan kalp, kurbu mutlaka ulaşacağı ana kadar sürekli seni de der durur. Yani Yunus Emre'nin ifadesiyle, ne cennet isteriz ne huri, bana seni gerek seni. Yunus Emre bunu çok veciz ifade etmiş. Biz cennet için Allah'a kulluk etmiyoruz. Biz cennet elde etmek için iyilik yapmıyoruz. Biz yani cehennemden korktuğumuz için de kulluk yapmıyoruz. Biz rüşvetçi değiliz. Allah bize rüşvet versin diye veya korktuğumuz için değil. Biz Allah'ı istediğimiz için seni isterim der dururuz. Dolayısıyla biz öyle menfaatçı, çıkarcı bir beklenti içinde olup da cennet rüşveti için, cehennem korkusu için Allah'a kulluk eden kullardan değiliz. Böyle bir keyfiyetimiz yok. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ne kadar bazıları anlamasa da. Gün gelip de bütün cismaniyet hep hapsinden kurtularak bedenin ağırlığından sıyrılırsınız. Bedenin ağırlığı öldüğünüz zaman bitiyor. Kalp ve ruhun semalarında zaman ve mekan üstü olma masaletiyle hemen her lahza ateş ve şurp arası gelir gider ve aralanan kapıların ardına kadar aşılmasını intizar etmeye başlar.
öyle bir seviyeye, noktaya insan bu dünyada geliyor ki artık cismaniyet noktasında tatmadığı lezzet, haz kalmıyor. Çok zengin de olsanız, her şeyi tatsanız bu dünyada bıkıyorsunuz, usanıyorsunuz ve size bir tat vermiyor. İşte zevki ruhanide sınırsız bir masaliyete erimiş olan insanlar daha üstün, zamandan mekandan üstün noktalara, la mekan noktalara ulaşmış bir lahza ateş ile yanmış, şurb ile yanmış, gelgitler içinde o kapıların ardına kadar açılıp da bütün lezzetleri tadacağı ana kadar vuslat yolculuğu devam ediyor. Vuslat yolcusu biliyor ki sınırsız ve sonsuz lezzetler ufkunda o kanat çırpıyor. Bir de mürit ve salik murat ve mahbub haline geliverince artık, biliyorsunuz bir insan müritse saliktir. Önce talip olur. Sonra mürit olur. Sonra salik olur, yola çıkar. Vuslat yolcusu olur. Sonra bir muradı vardır. Bir gayesi, bir hedefi vardır. Muradı olunca mahbub olur. Habib olur. Habib, mahbub haline gelir. Yani aşık olan haline gelir. Aşık da her zaman maşuğunu arar. Bu bir zincirdir. Onun ziyasıyla nurlanır. Ve çok yakındır o mahbubuna. Aşıkla maşuk ilişkisinde birlik vardır. Onun boyasıyla boyanır. Derken sübat-ı uvaçin masivaya, masivayı bütün bütün yakıp kül etmesiyle sübat-ı uvaç, yani Allah'ın yüzü. Sübat-ı uvaç demek Allah'ın yüzü demek. Allah'ın yüzü var mı? Biliyor musunuz Allah'ın yüzü de? Allah'ın eli var mı? Ayağı var mı? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu ifadeler. Siz Allah'ın ne olduğunu bilmiyorsunuz ki. Bilmeyen meçhul. Ama Kur'an-ı Kerim sübat-ı vecden, Allah'ın yüzünden bahsediyor. Biz de dua ederken diyoruz ki Allah'ım sen celal-i vecinde azim sultanlığına sana hamdolsun. Bu peygamberimizin yaptığı bir dua. Neden azim celal vecinden bahsediyoruz? Azametinden. Çünkü Allah'ın celal cenneti var. Cennetlerden birinin ismi celal. Allah'ın celal ve azim cenneti vecinde, yüzünde, ki Allah'la görüşme cennetidir o. Celal cenneti. Azametinin olduğu cennettir. Celal cenneti. Biz sana hamd olsun. Biz senin likaullah sancağında, likaul hamd sancağında olmak istiyoruz. Diyoruz. O cennette likaullah hamd sancağı var. Yani hamd ve sena eden kulların gideceği cennet burası. Allah'ın celaleti cemali kadar üstündür. Allah'ın cemali veçinde azim sultanlı denmiyor bak. Allah'ın celali veçinde azim sultanlı deniyor. Allah'ın celali daha yukarıda cemalden. Ve zuhur eder. Varlığın mahiyeti zuhur eder. Ve bütün masivayı, mahsiva günahları yakar. Yandırır, kül eder. Gerçek mahiyeti zuhur eder. Değişik ahval ve televünler açılarak her lahza muhaviyul ahval kesirun nehal halikul cemiyul lefal ünvanıyla bi kempu keyf zati vahide hat buyurup hissedilmeye başlar ki bu Hazreti Ali'nin Celcele Tüyesi'nde geçiyor. Hazreti Ali'ye soruyorlar ne haldesin? O da aynen bu ifadeleri kullanıyor. Hoca Efendi buraya Hazreti Ali'den getirmiş bu ifadeleri. Yani bir kemhu keyf halinde sürekli. Mutlu. Zat-ı vahid-i ehad hissediyor. Allah'ın öz makamını, ama makamını, vacibül mutlak makamını, la teayyün makamında Hazreti Ali. La mekan, la zaman noktasında hissediyor. Hazreti Mevlana şu mısralarla bu ufka işaret ediyor. Bir şarap içki, kasesi yarın yüzü, kadehi de bade ile mest olanların gözü olsun. Bir daha okuyayım, çok hoş bir söz. Bir şarap içki, kasesi yarın yüzü, kadehi de
badeyle mest olanların gözü olsun. Vecdi baki bardağından bir şarap iç ki, bakın baki yüzünden, sonsuz baki yüzünden şarap iç diyor. Sana dünyadaki şarap iç demiyor ha. Meyhaneye git de şarap içmeyin. Burada baki veçinden, o bardaktan, o kaseden bir şarap iç diyor. Yani bu şarap nerede kaynağı? Cennetteki şarap bu. Oradan bir kaseyle baki sonsuz şarap nehrinden bir iç diyor. Ey Saki, bana o nehirden getirsen şarabı. Rableri onlara şarabı tahur içirdi. Yani hakikatiyle mermuz zat olsun diye işte o aş şarabını içirdi. İşte o meyin, mey şarap biliyorsunuz. Meyin zuhuru sana meslek vaktinde cismaniyet pisliğinden paklık kazandırır. Senin cismaniyetindeki pislikleri temizledi. Aş şarabı temizledi. Kibirsiz bir şarap bu. Kibir yok. Ne o kibir? Öyle bir şarap içirdi ki senin o cismaniyetteki işlediğin günahlar, masivalar, pislikler paklandı, temizlendi. Pakize yaptı seni. Seni pakize bir nur haline getirdi. Bu ne garip şerbet ki? Bu ne tuhaf lezzet ki? Bu ne güzel zevk? Bu ne acip devlet? Bu ne müthiş hayret? Bu ne garip şevk? Dedirtti sana. Bir başkası da bir bu makam münasebetiyle duygularını şöyle ifade ediyor. Bak. Şu cümle ebrar oldu, mes oldu. Ol Celali Leyazal'dan 7, 4, 5 hepsi mest. Mısralarıyla dile getiriyor. Buradaki şifreler var. 7, 4, 5 hepsi mest derken değişik cennetler var. Değişik cennetlerde değişik lezzetler var Leyazal'ın, Celal'in remzi olan. Yani 7 cennetül Firdevs. Burada Ebrar cenneti var. Ebrar cenneti 5. cennettir. 4. cennet Koç cenneti olarak bilinir. Bunların hepsinde seni mes edecek Leyazal var. Ol Celal Leyazal var. Bu 3 tane cennette var. Onu remzediyor bu şiirde. Mısraları da dile getirir ve şarabı aynı mayaya Rab kalplerimizin dudaklarına dolaştırır gibi olur. Yani size sürekli aş şarabı içirir. Dudaklarınızda o aş şarabının tadı, kokusu, lezzeti olur. İmanın lezzetini duyanlar da işte daha ölmeden cennete gidip de şarabından içmiş oluyor böyle. Bu şarap şeyde 7. cennette ayrı bir lezzet vardır. 5'te ayrıdır. Ebrar cennetinde. 4. cennette, Koç cennetinde ayrıdır. Neam cennetinde, Meva cennetinde, Rıtvan cennetinde ayrı lezzetler içerir. Fakat bu bahsettiği 3 cennetteki tamamen aşkla ilgilidir. Yani aşkı olanların gideceği cennettir bunlar. Aşkı olanlar buraya giderler yani. Bu şarabı içmeye giderler. Bu dünyada da içerler, öbür tarafta da içiyorlar. Bu dünyada içmeyenler öbür tarafta içemiyorlar. Yani bu dünyada için ki öbür tarafta içebilirsiniz. Yani bu dünyada bazıları zannediyor ki ha, öleceğiz, cennete gideceğiz. Yani welcome to reality, yok böyle bir şey. Bu dünyadayken sen cennete gideceksin. Bir Araf'a bakacaksın, bu Araf'ta kimler yaşıyor. Cehennemden sakınacaksın. Cehennemi gezmek istiyorsanız bilmiyorum da. Geçen Clubhouse'da bir dedi ki işte adam kibirli, bana sataşmaya çalışıyor. Benim konuşmalarımı bozmaya çalışıyor. Misaki milli sınırları varmış. Onu korumayanlar vatan hainiymiş. Ülkeden kaçmışlar. Bizden bahsediyor. Ben de dedim ki bizim ana vatan cennet. Biz cennetten geldik. Cennete döneceğiz. Seni bilmiyorum. Sen herhalde Araf'tan mı geldin? Türkiye diye bir ülke var. Misaki milli sınırları zaten yok. Çoktandır. Araf'ta yaşıyorsun galiba. Araf'tan geldin. Araf'a mı dönmek istiyorsun vatan olarak? Yoksa sen cehennemden mi geldin?
cehenneme mi dönmek istiyorsun diye bir sürü klasik gol saladık. 90'a taktık. Adam şok oldu. Yani böyle bir cevap beklemiyordu herhalde. Böyle katakulliye getirip tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Benim gibi bir sufi. Çok yazık yani. Yani golleri ben atarım. Öyle saçma sapan şekilde vatan, kutsal vatan, kutsal lider, büyük devlet iddialarıyla bizi aldatamazlar. Biz cennete müştahız, Rabbimize müştahız ve ana vatanımıza döneceğiz elbet. Cennete döneceğiz. Yani ana vatan orası. Oradan geldik. Araf'tan gelenler Araf'a gidebilir. Cehennemden gelenler de cehennemin dibine kadar yolları var yani. Yani cennete gireceğimize neden eminiz? Şöyle eminiz. Çünkü biz hep cennet soluklarıyla nefes aldık bu dünyada. Hep cennet lezzetleriyle yaşadık. Hep cennet vari diyarlarda, arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle dolaştık. Yani biz cennetin tadını, lezzetini biliyoruz. Bilmeyenler düşünsünler. Araf'ın da nasıl zombiland olduğunu ben iyi biliyorum. Gezdim ben Araf'ı. Yani cennete de gittim. Bütün köşelerini dolaştım. Araf'a da gittim. Beni cehenneme sokmadılar. Cehennemin şeyi var. Malik diye bir zebani var. CEO, patron. 19 tane melek var kapıda. Onlar sokmadılar beni cehenneme. Yani niye sokmuyorsunuz dedim. Zebanilere. Sen buraya ait değilsin dediler. Kapıdan kovdular beni. Ben cehenneme de girip bir bakmak istemiştim. Yani bu cehennemde kimler var, kimler yok. Meraklı olduğum için. Zebaniler sokmadılar beni. 19 tane melek kapıda dikilmişti böyle. Kazık gibi. Yani Mali'nin de yüzü hiç gülmüyordu. Çok asık suratlı bir zebani. Hiç cehennemde muhatap olamadım. Dante gitmiş. Divine Komedya'yı yazmış. Cehenneme gidenler cehennemi tasvir ediyor, yazıyor. Ben gitseydim anlatırdım size cehennemi. Yani cennet ve cehennem kainat yaratıldığında yaratıldı. Allah cezayı ve mükafatı Hannan ve Mennan melekleriyle daha kainatı yarattığının üçüncü günü yarattı. Fark makamında. Yani cennet ve cehennem hayal değildir. Var yani anlayacağınız. Mevcuttur. Oraya giden sadece insan değil ki. Allah'ın yarattığı cinler var, periler var, başka varlıklar, yaratıklar var. Sadece insan varmış gibi davranıyor. Çok kibirli bu insan oldu. Sadece kendisinin var olduğunu zannediyor kainatta. Cennette başka varlıklar da var. Yani gidince tanışırsınız. Ölmeden önce gitmenizi tavsiye ederim. Astral gezi yapın. Allah izin verirse vize, pasaport gerekiyor. Yani pasaportunuzu, ruhsal pasaportunuzu çıkartın. Vizaları kim veriyor? Vizaları Hazreti Cebrail veriyor. Yani Cebrail'den vize alabilirseniz inşallah cennete yolculuk yaparsınız. Eğer melekler rehberlik ediyor. Yani hem de kokartlı melekler böyle. İcazetli melekler de rehberlik edip gezdiriyorlar. Ve ben şahsen iki tane melek gezdirmişti. Burak atıyla gezdik. Yani Burak atı çok hızlı bir at. Ve cennetin 365 köşesini dolaştık yani. Size tavsiye ederim. İnşallah siz de bir gün kısmet olur. Cennete giderseniz, Araf'a giderseniz görürsünüz zombiler ne yapıyorlar. Cehenneme gitmenizi tavsiye etmiyorum. Orada çok ciddi cezalar, azaplar, ateşin ta kendisi var ve cinlerin ateşinden 70 kat daha şiddetli. Bir de Zemherir diye cehennem varmış, çok soğukmuş. Oraya da süfyanları, deccalleri, şeytandan daha kötü olanları atıyorlar. Şeytan Zemherir'e değil, süfyanlar, deccaller, şeytandan daha kötü olan insanlar, cinler, ifritler var. Onlar Zemherir cehenneminde, soğuk cehennemde azabı tadacaklardır diyor Kur'an-ı Kerim. İyi günler arkadaşlar.